sanat aslında yatay düzende keşiflenen bir alan. Bilim gibi değil. Sanat-teknoloji ilişkisi aslında sanat ve malzeme ilişkisinden öte başka bir şey değil. Kimisi bu dünyadan geçerken yaşadığı olayları, olguları yazmaya değer buluyor. Kimisi de resmetmeye değer buluyor. Bu bir tutkudur. Türk toplumu aslında hala bence kültür ve sanat alanında çok farkındalığı olan bir toplum değil. Hatta sanatçılar arasında şöyle denir genellikle, sanatçı sanatçının izleyicisi. 24'ün Pazar Klasiği Neler Oluyor Hayatta, hoş geldiniz. Sanat artık bizim bildiğimiz sanat değil. En geniş anlamında sanat nakit para demek. 10 yıl geçsin, banka kasalarında resim biçimindeki teminatlara dayanan yatırım fonlarının saklandığını göreceğiz. Bu cümleleri tam yarım asır önce Rus asıllı Amerikalı sanat tarihçisi ve eleştirmeni Steinberg söyledi. Gerçekten de günümüzde özellikle Batı'da sosyopolitik krizlere dirençli olan sanat yatırımcıların güvenini kazanmış görünüyor. Peki durum Türkiye'de de böyle mi? Ne dersiniz? Sanat bir yatırım alanı mı derseniz, evet sanat bir yatırım alanı. Ama bu Türkiye'de ve dünyada farklı ilerliyor diye düşünüyorum. Türkiye'de zaten genel olarak baktığımız zaman piyasa Avrupa ya da Amerika sanat piyasasına göre oldukça düşüktür. Dolayısıyla Türkiye'deki piyasa ile Avrupa'da ya da Amerika'daki piyasa çok farklı koşullarda ve farklı yollarda olduklarını düşünüyorum. Tabii ki Türkiye'de sanata yatırımın artması için koleksiyoner sayısının öncelikle çoğalması gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman yine Avrupa veya Amerika'ya baktığımız zaman koleksiyoner sayısı çok fazla. Ve her sanatçı için, her sanatçının bir koleksiyoneri mutlaka var. Ama Türkiye'de maalesef hem koleksiyoner sayısı az hem de belli koleksiyonerler olduğu için zaten çoğu kişi neredeyse satış yapamıyor diyebiliriz. Ya da ancak belki kendi çevrelerine satış yapıyorlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla koleksiyoner sayısının artması lazım. Sadece sanat, sadece burjuvazinin ya da zengin insanların değil, bence artık halkın da sanatın bilincine varıp onların da koleksiyoner olması gerektiğini düşünüyorum. Belki tabii ki çok yüksek rakamda işler alınamaz ama biliyorum ki galeriler ya da sanatçılar taksit yapabiliyorlar. Dolayısıyla ya da kendi bütçelerine göre sanatçılardan seçerek alabilirler diye düşünüyorum. Dünya sanat piyasasının büyüklüğünün 75 milyar dolar civarında olduğu öngörülüyor. Türkiye'de ise durum henüz bu rakamın çok altında olsa da sektör karamsar değil. Sanat eserlerinin bir yatırım aracı olarak ciddi bir opsiyon olduğu görülüyor. Çağdaş sanat, Avrupa 19. yüzyıl sanatı, ustaların eserleri, modern sanat, Çin çağdaş sanatı, Avrupa ve Kuzey Amerika heykel sanatı gibi birçok alt kategori dahil olmak üzere sanatın birçok türünde primli bir seyir var. Dünyadaki çağdaş sanat trendinden Türkiye'deki koleksiyonerler de etkilendi ve çağdaş sanata yatırım yapmaya başladılar. Bu da çağdaş sanatın temsilcilerini klasik sanatçıların önüne geçirdi. Bu akımın son yıllarda öne çıkarttığı en önemli isimler arasında Selma Gürbüz, Canan Tolon, Mustafa Ata ve Mehmet Güler yüzü sayabiliriz. Sanat piyasasındaki bu hareketlilik 3. kuşak genç sanatçıları da cesaretlendiriyor. 1970 ve sonrası doğanları referans alan, gelecek vadeden gençler grubunun resimden başka fotoğraf, video ve 3 boyutlu çalışmalara da meraklı olduğunu görüyoruz. Genç kuşağın eserleri 1000 liradan 70 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Elbette bu rakamları etkileyen çok fazla unsur var. Öte yandan genel olarak fiyatlandırmada süreklilik, uluslararası tanınırlık, müzede olma durumu, çalışılan galeri ve hatta o galerinin tavrı dahi pek çok şeyi müsbet veya menfi etkilemede potansiyel sahibi. Müzik
sanatçının giderek değer kazanması tabii ki hem kendi sanatsal aktivitesi, üretimiyle ilgili olduğu gibi çevresinde de bununla ilgili bir dünyanın olması söz konusu olması gerekiyor. Dolayısıyla bu iki özelliğin bir arada yürümesi lazım. Bununla sanatın etrafında ve daha doğrusu sanatçıyı merkezli tutan ve onun etrafında gelişen kurumlar, galeriler, sanat eleştirmenleri bu olayın içerisinde, sanat yapımcıları, küratörler bu olayın içerisinde. Sonuçta sistemsel olarak bunların hepsinin bir arada senkronize bir şekilde işlemesi lazım. Bunlar işlediği zaman bir şekilde piyasada kendi değerini yükseltiyor. Sanatçı kendini nasıl tanıtabiliyor, kendini nasıl gösterebiliyor diye sorarsanız bunlar tabii ki ağırlıklı olarak galeriler üzerinden oluyor idi diyorum. Çünkü şu anda özellikle dijital döneme geçtiğimiz bu dönemde artık tanıtım sistemleri çok değişti. Dijital tanıtım çok daha ön plana geçti. Ama ben kişisel olarak yine bu tanıtımların eserle karşılaşıldığı sanat galerileri olduğunu düşünüyorum. Sanat galerileri sanatçılarla birlikte var olmasına karşın kendi kurumsal yapılarını bir şekilde süreç içerisinde bir miktarı oturtabildi, bir miktarı oturtamadı. Yani sadece galerilerin görevi sanatçının eserini sergilemek ve onun üzerinden bir komisyonla para kazanmak değil. Onlar sonuçta kültür ortamı içerisinde sanatçının birebir tanıtımlarını, onlarla ilgili bazı görevleri de yerine getirmek durumunda. Onlarla hukuki anlamda sözleşmeler yapmak durumunda. Ama Türkiye'de bunlarla ilgili epey bir sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Sadece o sergi bağlamında sanatçıyla belki bir bağ kuruluyor. Ama ondan sonra onu takip etmek, piyasasını oluşturmak, onun sanat hayatı veya normal yaşantısı açısından arkasında durmak şeklinde bizim beklediğimiz bu tür dayanışmalar, destekler birkaç galeriyi de çıkartabilirim ama genel olarak burada bir sorun oldu diye düşünüyorum. Bütün bunlar oluştuktan sonra eğer sanatçı bir sözleşmeyle galeriyle bir anlamda bağlantı kurmuş ise bunların komisyon bedelleri var. Yapılan tanıtıma göre, satılan esere göre değişen komisyonlar olabiliyor. Bazı galeriler çok daha düşük komisyonda, bazı galeriler çok daha yüksek komisyonda. Bir katalog yapmış olabilir, çok özel onun promosyonu için çalışmış olabilir. Bütün bunlar bu komisyonları belirliyor. Yani standart bir komisyon yok, onu söyleyebilirim. Son yıllarda çok sayıda etkinlik bağlamında bir artış gözlemleniyor. Özellikle aracı kurumlar, müzeyde kurumları, galerilerde bir artış. Aynı zamanda sanat fuarları bir hayli artış göstermeye başladı. Bir sanatçının yapıtının değerlendirilmesi meselesi elbette o kendisinin sanat kariyerindeki kat ettiği yollar, oluşturduğu sergi bağlamında ya da proje bağlamında ürettiği işlerle de ilintili. Tabii aracı kurumlar biraz da burada bu işi belirliyor. Özetle bir sanat yapıtının değer kazanması, giderek artması biraz da ilişkide bulunduğu aracı kurumların belli bir ciddiyetle ya da kurumsallaşmış bir yapıyla onun fiyatını belirlemesi ve koruması biraz belirleyici oluyor. Ama son yılda da maalesef çok sayıda bu galeri artışı, spekülasyonun artmasıyla birlikte bir hayli mağduriyet yaşayan sanatçılar da var maalesef. Özetle kurumsallaşmış galeri, aracı kurum bir iki elin parmakları kadar sayıdadır maalesef. Henüz bu alan tam anlamıyla oturmuş değil. Bir de galeri piyasayla ilişkilendirecek koşullar, şartlar ya da koruyan bir sistem maalesef henüz tam oturmuş değil. Çok sayıda sıkıntı yaşayan sanatçı dostum var biliyorum. Fiyatları genelde sanatçının performansı belirliyor. Bir de kendi kuşağındaki diğer kişilerin aynı izlekte üretimleriyle ilintili
pazarla kurduğu ilişkilerle birlikte aslında belirleniyor. Özetle sanatçı istediği fiyatı koyabilir isterse aslında yani. Ama gerçek rakam sattığı rakamdır bir anlamda aslında. Ve aslında değer biraz da o satıldıktan sonra o eserin defalarca el değiştirdiğinde fiyatının artıyor olması yine belirleyicidir. Ama bizde dediğim gibi kurumsallaşmış galeriler çok az sayıda olduğu için çoğu zaman daha önce yapıtlarını satmış ama daha sonra müzayede kurumlarına düşmüş eserlerinin de fiyat korumakta sorun yaşayan kişiler de biliyor. Teknoloji ve sanat içinde yaşadığımız dünyayı her geçen gün yeniden şekillendiriyor. Dolayısıyla sağlam birer zemin olarak bildiğimiz metalaşmış kavramları artık yeniden hayal ediyoruz. Sonuçta yeni estetik anlayışı günümüz sanatında yaratıcılık algılarımızı zorluyor. Özellikle 20. yüzyıldan sonra sanatta bir patlama oldu biliyorsunuz. Akımlar çağı dediğimiz bir çağ. Özellikle o dönemler Avrupa merkezdi. O dönemde hem felsefeciler, düşünceler, düşünce adamları ve ressamların buluştuğu belli merkezler vardı. Orada gerçekten çok ciddi sanat manifestolarıyla farklı yaklaşım biçimleri, yeni yaklaşım biçimleri ve grup hareketleri görüldü. 60'lı yıllarda daha provokatif, hatta sanat öldü, Dada hareketiyle birlikte, Duchamp'la birlikte, özellikle Malevich'in sıfır resmi, yani biçim adında bir yapıtı sergilemesiyle birlikte sanat öldü görüşmeleri, düşünceleri yaygın. Ama bugün hala yeryüzünde binlerce, belki milyonlarca sanatçı hala imge üretiyor. Hala geleneksel manada ya da konvansiyonel manada resim ya da pentür resmi bugün sanat piyasası tırnak içerisindeki alanda önemli bir bütçe oluşturuyor. Aslında biraz piyasa gene tuval resmiyle aslında dönüyor. Özetle sanat aslında yatay düzende çeşitlenen bir alan. Bilim gibi değil. Elbet bilimsel teknolojik gelişmeler sanatı etkiledi, belirledi. Yeni ifade biçimleri gelişmeye başladı günümüzde. Günümüz insanını elbette her mecrada kendini ifade etme çabası içerisinde olması anlaşılır bir şey. Ama bir yandan da tuval resmi ya da figür resmi kendi içerisinde çeşitlenen, soyuttan, geometrik soyuttan, serbest soyuta, ekspresyona ama süregen akımlar var. İnsan ögesi, sanatçı kendi öznel yorumu, biçimiyle bugün inanılmaz milyonlarca önerinin ortaya çıktığı bir çağda, dinamik bir çağda yaşıyoruz aslında. Günümüz bir anlamda aslında enformasyon çağı, bugün artık sosyal mecralarda herkes ürettiğini oraya koyuyor, herkes birbirini görüyor. İnanılmaz bir hız ve dinamizm var aslında. Teknolojinin sanatçılara özgün ifade biçimleri sağladığı yadsınamaz bir gerçek. Sanat eserlerinin doğasının değişmesi, halkla etkileşiminin artması, müzelerin ve sergi alanlarının arttırılması yeni keşiflere yol açıyor. Dijital sanat kavramı tam da buradan doğuyor. Bugün sanatın dijitalleşmesi, kinetik eserler, internetin keşfiyle meydana gelen şaheserler konuşuluyor. Sadece 10 yıl öncesindeki filmlerin bilim kurgu gizemleri bugün gerçekliğimizin yüzünü oluşturuyor. Geleneksel resimler, heykeller ve sanat eserleri yenilikçi, bilgisayar temelli sanatın dijital yüzünü tam anlamıyla yakalayamadığından veri, piksel, yapay zeka, matematik ve mühendislik formülleri gibi taze materyaller çağdaş reklam ögelerinin temel parçaları haline geliyor. Sanat ve teknoloji ikilisinin 21. yüzyılda aralarından su sızmıyor. Gelişen teknolojiler farklı izleme, görme ve ilişki kurma biçimleri ortaya çıkardı. Sonuçta sanat ve teknolojinin günümüzde neredeyse ayrılmaz ve birbirine derinden bağlı tek bir hibrit yapıya bürünmüş olduğunu söylemek sanırım abartı olmaz.
21. yüzyıl biliyorsunuz hızla dijital bir dünyaya geçiş yüzyılı oldu ve bu konuda biz dünyayla eş bir hızla adapte olmaya çalıştık. Şu anda da yaptığımız zaten bu. Sanat-teknoloji ilişkisi aslında sanat ve malzeme ilişkisinden öte başka bir şey değil. Nasıl bir geçmiş dönemin sanatçısı veya hala günümüzde de pentür resmi dediğimiz yağlı boya resimdeki boya ve sanatçı ilişkisi nasılsa teknolojide de aynı şekilde bir ilişki var. Ben teknolojiyi bir malzeme olarak görüyorum açıkçası. Sanatçının algıları her zaman için açık olmalı. Hiçbir gelişmeye kendisini zaten kapatmamalı. Ben sadece pentür sanatçısıyım. Ben sadece sulu boya sanatçısıyım veya işte daha çok ben enstalasyon yapıyorum veya başka bir şey yapıyorum diye kendisini kısıtlayan bir kişi değildir aslında sanatçı. Sanatçı bütün algılara açıktır ve bu kendi anlatmak istediği, aslında sanatçı bir ifadede bulunmak istiyor. O bulunacağı ifadenin de altını çiziyor o anlamda. Altını neyle daha iyi çizebiliyorsa o malzemeyi kullanacak. Teknoloji şu anda ona fırsat veriyor. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela performans sanatı çok önemli. Özellikle 70'li yıllardan itibaren çok hızla çağdaş sanat bir formu olarak gündeme geldi. Abramovich'in performanslarını sanatla ilgili olan insanlarımız biliyorlardır. Tekil bir performanstır ve direkt izleyicilerin karşısında yapılır bir sanat eylemidir ve başka bir efekti o anlamda kabul etmez. Ama artık performans sanatı kendini değiştirerek, dönüştürerek bir ölçüde dijital sistemlerden, efektlerden, ortamlardan, ışık performanslarından yararlanarak o ifadeyi güçlendirmek durumunda kaldı veya böyle bir forma dönüştü. Şunu demek istiyorum, sanatçı kendini bir alan içerisinde de görse, o alanı geliştirebilmek için teknolojinin ona verdiği imkanlardan, ortamlardan yararlanması gerekiyor. Bir Türk sanatçısından da yine bir söz etmek istiyorum. Refik Anadol diye şu anda çok gündemde Amerika'da yaşayan bir dijital sanatçı var. Ve algoritmalar üzerinden imajlar ve dönüşümler üretiyor. Dijital dünyada sanki bir makinenin yaşadığı bir hayat var ve o hayatın bütün hikayelerini dijital anlamda izleyiciye sunuyor. Mesela bu çalışmalar artık yadırganmayan çalışmalar halinde karşımızda. Ve benim buraya bakışım bir pentür sanatçısı olarak kendimi kabul ediyorum. Son derece olumlu. Teknoloji eğer bize ifademizi geliştirmek konusunda imkanlar, olanaklar tanıyorsa ona sonuna kadar kapılarımızı açmalıyız diye düşünüyorum. Boyunca üst sınıf sanatta yaratıcılık koltuğunda otururken çoğunluk izlemekle yetindi ve pasif gözlemci rolünü üstlendi. Ama günümüzde sanat herkesin etkin olabileceği bir olgu. Bugün elinde editing, fabrikasyon, manipülasyon, modifikasyon gibi araçları olan herkes birer yaratıcı olma şansına sahip. Dahası dünyayı dilediğince özgün kılabileceği biçimsel ve teknik özgürlüğe sahip. Bunun demokratik bir gelişme mi yoksa sanatın sonunu ilan eden bir durum mu olduğu konusunda farklı görüşler var. Peki siz ne dersiniz? Teknoloji sanatın sonunu mu getiriyor? Dahası teknoloji sanatçıları gerçek sanattan uzaklaştırıyor mu? Teknolojiyle üretilen eserler sizce sanat kabul edilmeli mi? Edilebilir. Teknoloji zaten kullanmayı bilen için gayet güzel bir gelişim yani. Görebilir bence. YouTube'da çeşitli sosyal medya organlarında örneklerini görüyoruz. Çeşitli DJ'ler farklı müzikler yapıyor, elektronik müzikler. Bence alış olculuktan sonra niye değer görmesin? Çok güzel içerikler üreten YouTuber'lar var.
yani yaptıkları işi çok rağbet gören, hani müzik çıkartıyorlar mesela. Onlar rağbet gören şey klipleri falan oluyor. Onlar sanat olabilir. Bence sanattır çünkü teknoloji olarak üretilen bir şey insanlar ve vatandaşlar için faydalı bir hale geliyor. Mesela cep telefonları olmasa nasıl haberleşecektik falan. Yani çok iyi bir şey bence sanattır. Yine 19. yüzyıldan bir örnek vermek istiyorum. Fotoğraf ilk çıktığı zaman portre fotoğrafçılığı da tabii ki bir yan kol olarak oluşmaya başlıyor. Ve sanatçılar arasında, çünkü o zamana kadar portreyi ressamlar yapıyor. Portre ressamcılığı denilen bir şey var. Fakat fotoğrafın çıkması acaba ressamlar üzerinde, o portre fotoğrafçılığı üzerinde negatif bir etkisi olacak mı diye konuşulmuş, tartışılmış o dönemde de bunlar. Fakat şimdi süreçlere baktığımız zaman sanata farklı bir ivme kazandırmış. Yani işte belki bir klasik dönem ya da bir nasıl diyeyim işte neoklasik bir eserdeki bir portre anlayışı olarak kalmayıp artık sanatçılar yani portre her zaman devam etmiş, onu demek istiyorum. Sadece şey değişmiş, yorumlamalar değişmiş. Fotoğraftan belki esinlenmişler yaparken, fotoğrafa belki bakmışlar ki bakmışlar. Aslında adını bildiğimiz pek çok sanatçı fotoğraftan faydalanmış. Ama baktığımız zaman portre fotoğrafçılığı devam ediyor. Çünkü akımlar da birbirini kovalayan şekilde diyeceğim. Özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında işte arka arkaya ekspresyonizm, kübizm, fovizm vesaire, sürrealizm, dadaizm çıkarken hepsinin de farklı yorumlarını biz görüyoruz. Hepsi tabii ki portre yapmamış ama ben sadece bir örnek üzerinden gitmek istedim. Yani sanat bir şekilde devam etmiş. Çok negatif bir etkisi olacağını, ben hatta hiç olmayacağını düşünüyorum. Hatta çok farklı yollar açacağını düşünüyorum. Şunu hatırlıyorum. Şurada okurken, eğitim alırken söylenen örneklerdi bunlar. Her şey yapıldı. Bakalım siz ne yapacaksınız denirdi mesela. Fakat şimdi geldiğimiz noktada her şeyin de yapılmadığını görüyoruz. Çünkü çok farklı yorumlar yapılıyor sanat üzerinde, sanat alanında, portre ya da başka anlamda ya da teknolojiyi kullanarak çok farklı yorumları hala görüyoruz. Genç ressamlar arasında artık tuval resmi öldü tartışmaları şiddetleniyor ve elbette Türk resminin gelişmesi için gençlerin, genç fikirlerin desteklenmesi şart. Ama öncelikle durum tespiti yapılmasında ve karşılıklı bilgi paylaşımında sanırım oldukça yarar var. Genç ressamların son 15 yılda yüksek ilgi görmesi resmimiz için önemli bir gelişme olsa da bu süreçten yararlı sonuçlar alınabilmesi için genç ressamlar konusunda daha geniş bir çerçeveden bakmak gerekir. Tuval resmi öldü mü ya da işte 60'lı yıllardan sonra şekillenen enstalasyonlar, video ya da işte teknolojinin belki çok fazla kullanılarak işler yapılması noktasında sanat öldü mü, tuval resmi öldü mü derseniz eğer, ben şöyle düşünüyorum. Tuval resminin hiçbir zaman öleceğini düşünmüyorum açıkçası. Zaten dünyada da bunu görüyoruz. Yani hepsi var. Hepsi sanatı oluşturuyor aslında. Mesela Avrupa'nın bir şehrine gittiğiniz zaman, bir galeriye girdiğiniz zaman çok farklı işlerin bir arada sergilendiğini de görüyorsunuz. İşte kimisi daha teknolojik, üç boyutlu belki bir şey yaparken, kimisi tuval üzerine karışık teknik bir şeyler kullanarak yapmış. Ya da sadece yağlı boyayla kullanarak yapmış. Yani ben hiçbir zaman tuval resminin öleceğini düşünmüyorum. Bu işte enstalasyon, video, video art konusuna ile ilgili de şunu hemen ekleyebilirim.
60'lı yıllarda Sony ilk defa küçük kameralar, yani taşınabilir diyeyim, kameralar yapmaya başlıyor. Ve Koreli bir sanatçı Nam June Paik de bu kamerayı satın alınıyor. Literatürde böyle geçiyor, o yüzden ifade ediyorum. Ve video art işte bir çekim yapıyor ve bunu gidiyor bir yerde sunuyor. Ve bu da video artın ilk, hatta video art iş olarak sunuyor. Yani gene şu noktaya geliyoruz aslında. Sanatçı her zaman teknolojiyi hemen alıyor. Bir şekilde bundan nasıl sanat yaparım? Farklı malzemeler kullanmak istiyor aslında sanatçı. Ama hala tuvale sıkı sıkıya bağlı olan, yağlı boya resme gerçekten nasıl diyeceğim, hani aşık olan diyeceğim sanatçılar da var. Yani hepsi var. Hepsi sanat. Dolayısıyla ben hepsine çok sıcak bakıyorum ve aynı mesafeden bakmaya çalışıyorum. Sanatı toplumun kültürel kara kutusu, toplumsal aidiyetlerin öne çıkarıldığı bir faaliyet alanı olarak da görebiliriz. Peki bu çerçeveden baktığımızda Türk toplumu ne kadar sanatsever? Ne dersiniz? Türkiye'de sanat ve sanatçıya yeteri değer veriliyor mu? Verilmese bu insanlar buralara, bu zamana ve bu yerlere kadar gelemezdi. Ben öyle düşünüyorum. Bence verilmiyor. Neden verilmiyor? Yani teknoloji ilerledi çünkü. Hani daha çok teknolojiye ilerik şeyler var. Eskisi gibi hani sanat falan yok bence. İnsanların çok farklı dertleri var. Covid'de biraz eve çekildik, evet. Sanatla uğraşabilirdik ama çok daha büyük dertlerimiz olduğu için sanata şu an o kadar önem vermiyor olabiliriz. Ülkemizin bir handikapı maalesef bu. Ülkemizde sanat üreten, sanat yapan kişilerle ortalama toplumun bütün popülasyon arasındaki ilişki, uçurum bir hayli fazla. Batı'da dediğim gibi bu gelenek çok daha eskiye dayandığı için değişik bir insan yaşamının değişik evrelerinde bu sanatla tanışıyor. Mimari bağlamında, resim, pentür geleneği, resim geleneği bağlamında, müzeleriyle, bilmem nesiyle hayatın her yerinde aslında defalarca karşılaşıyor. Dolayısıyla bir sanat yapıtını okuma, algılama, tüketme, hatta onu bir ihtiyaç olarak para ödeyip alma meselesi biraz da ekonomik bir mesele. Bir ülkenin ekonomisiyle direkt ilişkili bu. Kültürel sorunlar, ihtiyaç meselesi. Biraz da ekmek sorunun yoksa, geçinme, barınma sorunun yoksa, artı bir paran varsa bu sefer kültürel ihtiyaçlara para ayırabiliyorsun. Ülkemizdeki üreticilerin, sanatçıların, yaratıcıların da bu genel kitleyle en popüler sanat aslında sinema, ona bile çok az sayıda insan ulaşıyor, film izliyor, o lezzete ulaşıyor. Resim bugünkü manada aslında çok daha özel bir alana çekildi. Özellikle öyle bir hale geldi ki sanatı alımlayan, okuyan, şey yapan, merak eden genellikle belli bir dar bir çevre bağlamında. Hala galerilere mesela insanlar girmeye korkar. Biraz da o kurumun kurduğu şeye bağlı, ne derler, böyle steril bu kurduğu mekan biraz ürkütücüdür. Oysa aslında sanat yapıtını okumak biraz kültürel emek gerektiren bir şey. Böyle bir sorun yaşıyor. Bu uçurum maalesef bizde, bizim gibi ülkelerde biraz daha açık, biraz daha aslında eğitim kurumlarının, diğer sanatın diğer kurumlarının bu alana ilişkin çok daha ciddi projeler geliştirmesi lazım. Bu açığı kapatmak için belki eğitim programları mı ya da etkinlikler mi, etkinlikler bağlamında çeşitlenmesi gereken bir alan maalesef. Türk toplumu aslında hala bence kültür ve sanat alanında çok farkındalığı olan bir toplum değil. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Ama şunu da eklemek isterim. Kendi bir takım deneyimlerim var. 2005'te İstanbul Modern ilk açıldığında veya sonradan diğer müzeler açıldığında artık şunu görür olduk. Müzelerin önünde kuyruklar oluşmaya başlıyor bir takım sergileri gezmek için. Demek ki müzeler
Ya da işte internet teknolojileri diyeceğim. Çünkü hepimizin elinde cep telefonları, Twitter ya da Facebook, üye olduğumuz bir takım mail sistemlerinden haberler bizlere geliyor. Dolayısıyla bir kere haberin yayılması noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve artık şunu fark ediyorum, müzelerin önünde kuyruk görmekten dolayı çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Demek ki bir farkındalık oluşmaya da başlamış. Gene ben 2009 falan yılları olması gerekiyor. Bir sanat etkinliği için Malatya'ya gitmiştim. Orada bir sergi yapılıyordu. Ve açılış kalabalıktı. Acayip kalabalıktı hem de. Dolayısıyla şimdi İstanbul'da sergi yapmak ya da halkın ilgisiyle bence Anadolu'da sergi yapmak arasında da fark olduğunu düşünüyorum. Bizde insanlar belki büyük şehirlerin, bunu tabii İzmir, Ankara ve İstanbul için, özellikle de İstanbul için söylüyorum. Belki hani günlük koşturmacalarımızdan diyeyim, çok farkında olamayabiliyoruz, kaçırabiliyoruz. Ya da işte başka şeyler, işte iş, güç falan diyeceğim, çok sanata zaman ayıramayabiliyoruz. Ama Anadolu'da halkın, ben orada gerçekten çok da şaşırmıştım. Çok da güzel oldu öyle bir şeyi görmek benim açımdan da. O açılış tıklım tıklım doluydu. Ve halktan insanlar çocuklarıyla gelmişlerdi. Yani bu çok güzel bir şeydi. Yani İstanbul'daki açılışlarla, halkın ilgisiyle oradakinin, Anadolu'dakinin çok farklı olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da çok da halktan kişi açılışa gelmez. Hatta sanatçılar arasında şöyle denir genellikle, sanatçı sanatçının izleyicisi. Belki birkaç tane de dışarıdan arkadaşımız gelir. Yayın boyunca Türkiye'de resim sanatına dair pek çok şey konuştuk. Ama Türkiye'de ressam olmanın zorluklarına hiç değinmedik. Ne dersiniz? Türkiye'de ressam olmak ne demek? Bir soralım mı? Mesela yeteneğim var. Okulu da bitirdim, resim de yapıyorum. Bu ressam oldum mu demektir? Buyurun cevabı. Meslek okullarında okuyabilirsiniz ama o mesleği yapmanız için yeterli bir şey değildir. Evet, o eğitim almanız önemlidir ama daha sonra o mesleğin adımlarını atmaya başladığınız zaman hakikaten bunu yürekten istediğinizi hem kendinize hem başkasına kanıtlamanız lazım. Burada büyük bir istikrar ve sevgi lazım meslek konusunda. Yani bir kurum size onlarla ilgili belki bir yol açma konusunda bir ilk adım olabiliyor. Ama asıl yolu siz kendiniz yürüyeceksiniz. Bu diğer alanlardan ne kadar farklı, ona konuda da yorum yapmak istemiyorum ama sanat konusu gerçekten uzun yıllar alacağını hissettiğiniz bir konuda kararlı olmayı getiriyor. Biraz önce konuştuk sanatın zorlukları. Zorluklarına rağmen yaşanılan ekonomik zorluklar bunun yanında var. Kabullenilmemiş, belki hiç rastlanmamış bir meslek olduğu için ailenizde bu konuda karşılaşacağınız zorluklar var. Ama her konuda hani derler ya yüreğinin sesini dinle diye, aynı o şekilde yürünerek yapılması gereken bir meslek. Ondan sonra o yolda aslında yol sizi o mesleğin bir parçası haline getiriyor. Ve ondan sonra o mesleğin gerçek kişisi olduğunu öyle bir dünya kurduğunuz zaman çok daha iyi görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Belki 20-30 yıldır aynı zamanda sanat eğitimiyle uğraşıyorum. Ben yıllardır gençlere yönelik bir sanat programı da yürütüyorum. Dolayısıyla çok sayıda, belki binlerce gençle çalıştım. Elbette yetenek bu alanda önemlidir. Her bireyin özel yatkınlık alanları vardır. Kimisinin ritim duygusu, dans, vücudun kullanma yetisi daha gelişmiştir. Kimisinin gözlem yeteneği çok önemlidir. Bir de beyin-el korelasyonu dediğimiz bu gözlemin kağıtla
malzemeyle, boyayla vesaireyle ilişkilenmesi biraz da termin, egzersiz vesaire gibi okullar, ekoller, atölyeler, bugünün modern eğitim kurumları biraz da bunun için vardır. Özellikle yetenek bir değerdir ama bu yetmez tek başına. Bir de kişinin entelektüel çabası, kültürel aurası çok önemlidir. Dolayısıyla yetenek ayrıca öğretilebilen bir şeydir. Yani az yatkın birisini belli bir yeteneğe doğru yöneltebilirsiniz. Eğitim atölye sistemi içerisinde bir eğitim programı bunu yaptırabilir kişiye. Dolayısıyla o az yatkın kişi daha iyi çalışması, daha iyi bir disipline etmesi, daha meseleye zaman ayırması gerekir. Bazen salt yetenek yetmez. Yetenekli olabilirsiniz ama tembelseniz ya da tutkuyla resim yapmak ya da bu dünyadan geçerken demin konuştuk ya, kimisi bu dünyadan geçerken yaşadığı olayları, olguları yazmaya değer buluyor. Kimisi de resmetmeye değer buluyor. Bu bir tutkudur. Kurumlar, atölyeler, eğitim kurumları bunu bir yere kadar verebilir kişiye. Kişinin de bu işe özellikle teşne olması lazımdır özellikle. Bunlar iyi bir araya gelmişse, bir de bir kişinin sanat kariyerinin başında bu süreçler, iyi zamanda, doğru yerde, doğru okullarda, doğru coğrafyalarda, doğru inputlarla beslenme önemlidir. Ama bunlar yetmez, kişinin kendisi de bunlara eklemleyeceği okumalar yapması, sanat tarihini didik didik etmesi kültürel anlamda, hem teknik anlamda hem de kuramsal anlamda kendisini geliştirmesi gerekir. Bu da yetmez, bu bir şeydir, buralarda çok iyi olabilirsiniz. Bugünün dünyasında marketing dediğimiz bir dünya biliyorsunuz. Hayatta kendini inşa etme, konumlandırma, belki tırnak içerisinde artist olma, yani kendini bir sanatçı olarak konumlandırma aslında ciddi bir şeydir. Kimisi bunda çok yeteneklidir. Ürettiği şeyler içerik ya da teknik bağlamda çok da yetkin olmayabilir ama bu konularda çok beceriklidir. İletişimi güçlüdür. Doğru adreste, doğru yerlerde doğru şeyler, projeler yapar. Bunları biraz abartılı sunar. İyi gürültü koparır özetle. Ama bunu da becermek şeydir, günümüzde önemlidir. Bugün dünyasında bunu yapan işte aracı kurumlar var. Kişiyi o bağlamda bir taşıyan, uluslararası platformlara, ulusal çapta bir düzeye çıkaran işte kurumlar var. İdealizm ve ticari kaygı hemen hemen herkes için birbirinin zıttı kavramlar. Sanat bir iş mi yoksa bir meslek mi? Sanatçıların ortaya koydukları işler geçinmelerini sağlıyor mu? Özetle sanat karın doyuruyor mu? Ne dersiniz? Aslında resim bölümünden mezun olan akıllı birisi ise aç kalmaz aslında. Birçok alanda o kişiyi görebilirsiniz. Bu yayın alanında dekordan tut bilmem ne tasarım alanlarına yönelebilir. Resim bölümü temel ana sanat bölümü olduğu için bu alandan, bu disiplinden geçmiş çoğu kişiyi her alana görebilirsiniz. Mimariden, iç mimariden mimariye birçok alana gidebilir. Eğitim meselesine yönelebilir. Ama sadece salt resim yaparak hayatını idame ettirmesi istatistik olarak çok az kişiye nasip olur. O da o alanda ısrar eden, doğru bağlantılar kuran, doğru istikrarlı bir üretim grafiği ve satış grafiği yakalayan çok az sayıda insandır maalesef. Evet, onu besleyen başka kaynaklar olabilir. Hocalıklar var, başka işler var ama bütün onların akarları o sanatın sürdürmek adına yapılmış ise gerçekten bu kutsal olan şey bu. Buna ülkelerin destekleri, başka ülkelerin destekleri, atölye kiralarına yardımcı olmak şeklinde. Belli bir gelirle onları en azından yaşam standartlarını sağlamak şeklinde. Ne bileyim, bir ölçüde eğer bir projeleri varsa yurt dışında, onlara biraz önce konuştuğumuz gibi fuar desteği, uçak bileti desteği gibi desteklerle katkıda bulunmak olabilir. Bunu bazı ülkeler yapıyorlar. Bizim ülkemizde bunlarla ilgili
ara ara bazı desteklerin olduğunu biliyorum. Bizim Japonya sergimiz sırasında çok eskiden uçak bileti bize bakanlık vermişti. Bu tür destekler bile en azından o sanatçının motivasyonuna katkıda bulunur. Ama bunların münferit, tekil birkaç sanatçının etrafında olması çok yanlış bir şey. Bu genel bir politikayla eğer sağlama alınmazsa o destekler çok anlamlı olmaz. Ülkeler bu konularda özel fonlar geliştiriyorlar. Sanat eserlerinin satın alınması konusunda özel teşvikler yaratıyorlar. Her yapılan binaya belli oranda sanat eserinin alınması konusunda zorlamalar, mecburiyetler getiriyorlar. Bunlar yapılmadığı takdirde o sanatın yaygınlaşması çok mümkün değil tabii ki. Bu konuda bunlar olmadığı için tabii sanatçıların bu anlamdaki büyük zorluğunu da söylemek zorundayım. Sanatçıların iş güvencesi açısından eğer sorarsanız bana, bir kere iş güvencemiz yok. Yani onu çok net söyleyebilirim. Genellikle atölyesi olanlar da buna dahil iş güvenceleri yok. Atölyesi olmayıp da işte belki başka alanlarda çalışan arkadaşlarımız açısından da aslında bir güvence yok. Aslına bakarsanız devletlerin tabii ki desteği şarttır sanat alanına özellikle. Ama tabii her şeyi devletten de beklememek gerekiyor, onu da biliyorum. Özel kurumlara işler düşüyor aslında ki birkaç özel kurumda biliyorum sanatçılara destek olan. Ama o birkaçın sayısını yükseltmemiz gerekiyor. Tarkovski sanat bir yakarma, bir doğa biçimidir ve insan yalnızca doğasıyla yaşar der. Sanat eserleri bir ülkenin düşünce hayatının sonucu olarak ortaya çıkar ve o ülkede yaşayan insanların kültürel birikimlerini temsil eder. Bu birikimleri ortaya çıkaran sanatçıların eserleri ise bir dizi mücadele, çaba, acı, mutluluk, kabul ve reddedişten geçer. Bu süreç hemen hemen dünyanın her yerinde zordur. Ancak kabul etmek gerekir ki ülkemizde biraz daha zor. Efendim, gelecek hafta bambaşka bir konuda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.